AKP, CHP ve MHP genel başkanları bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Gündemde Türkiye'deki terörist saldırılar, Suriye ve Irak konuları vardı. Çankaya Köşkü'nde liderler zirvesi vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine köşke gitti. Gündemde Türkiye'deki terörist saldırılar, Suriye ve Irak konuları vardı. Başbakan Yıldırım son gelişmeler hakkında CHP ve MHP liderlerine bilgi verdi. Görüşmenin ardından 3 genel başkan ortak açıklama yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse yurt içinde konuları Sayın Genel Başkanlar paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu. Onları da not aldık. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Zaten bu uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı hep beraber bütün vatandaşlar, Türkiye'deki 80 milyonun ortak tavır takınması lazım. Bu konuda kendilerine düşüncelerimizi gayet net, gayet açık bir şekilde ifade ettik. Öneriler konusunda düşüncelerimizi Sayın Başbakan'a aktardık. Türkiye süratle olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin tek başına çözeceği bir olay olmanın da ötesinde bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların, bütün sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak soruna karşı ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim ön ayak oluyorsa bizler de haklı olarak onlara her türlü desteği vermek durumundayız. Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine Türkiye'de acımasızca ve alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler terörle mücadelede kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun da uygulamalarını önümüzdeki günlerde görüleceği inancıyla Sayın Başbakan'a ve Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.